Değerli dostlar, bugünkü gezimizi Ankara Kalesi'ne yapacağız. Kale içi uzun süredir restorasyon geçiriyordu, kale içindeki evler. Bakalım ne tür bir gelişme var, hep birlikte izleyelim. Havanın da güzel olması nedeniyle bugün hem hafta sonu bayağı bir yoğunluk var. Ziyaretçiler, kıştan bunalan halkımız kaleyi gezmeye gelmiş. Tabi bunda restorasyon çalışmaları ve YouTuberların büyük payı var. Tanıtımlar burayı çok cazip hale getirdi. Değerli arkadaşlarım, bugün sizlere Ankara Kalesi Kale İçi Mahallesi'ni anlatacağım. Ziyaretçilerine eşsiz bir kent manzarası sunan Ankara Kalesi, başkentin önemli sembolü olarak dikkat çekiyor. Hem savunma hem de yerleşim amaçlı kullanılan surlarla çevrili alanda tarih yolculuğu yapmanın yanı sıra eskimeyen mahalle kültürünü de göz önüne seriyor. 17. yüzyılın ortalarına doğru kenti ziyaret eden Evliya Çelebi, kaleden Ankara'nın yüksek bir dağın tepesine 4 kat beyaz taştan yapılmış sağlam bir kalesi vardır. Kale iç içe 3 kat surlarla çevrilidir. İç kalenin çevresi kayalıktır. Bu yalçın kayalardan kaleye tırmanmak çok zordur. İç kalede toplar, çeşitli silahlar, cephane ve 600 ev bulunur. İç kale aşağılarda ikinci sıra surlarla çevrilidir. Dağın eteklerinde ise üçüncü sıra dış surlar yer alır. Bu dış surlarda tüm kent güvenlik altına alınmıştır. Ankara Kalesi M.Ö. 33 ile 476 tarihleri arasında inşa edildiği tahmin ediliyor. Hemen hemen her dönemde bir takım değişimler yaşamış olsa da tepenin yüksek bölümünü kaplayan iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşuyor. Konumu itibariyle Ankara'yı her cepheden görebilecek stratejik bir tepeye konuşlandırılan kale, tarih boyunca bölgede hüküm süren devletler tarafından kenti savunma amacıyla ordugah, mühimmat deposu ve gözetleme merkezi olarak kullanılmıştır. Kale içinde değişik dönemlerden kalmış birçok eski Ankara evi yer almaktadır. Kale içi mahallesinde bulunan
Eski Ankara evleri sur duvarları ile çevrili, dar ve dik alanda konumlandıkları için planları dar alanlardan en çok faydalanmayı gözeterek yapılmış. Ahşap, kerpiç ve tuğladan 2-3 katlı olarak inşa edilmiştir. Arazi yapısının engebeli oluşu, alt kat planlarının da düzgün olmamasına yol açmış ama üst katlar cumba tipindeki çıkıntılarla düzgün bir plana kavuşturulmuştur. Alt katlar kışlık olarak kalın duvarlı ve küçük pencereli, üst katlar ise yazlık olarak ince duvarlı ve havadar yapılmıştır. Geniş saçaklar ve cihan numa denilen yazlık odalar Ankara evlerinin belirleyici özelliklerindendir. Ankara Kalesi içerisinde bulunan evler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek tamamen turizme kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ve bu büyük bir gelişim göstererek büyük çoğunluğu restore edilmiştir. Artık bu evler tamamen turizm amaçlı kullanılmaktadır. Kafiler, restoranlar, kültür evleri gibi amaçlarla değerlendirilmektedir. Ankara Kalesi, Ankara'nın en çok ziyaretçi, turist çeken bir bölgesi haline gelmiştir. Daha önceden insanların buraya girmeye çekindiği bir mahalle idi. Ama şu anda güvenle gelip gezebilirsiniz, turistik amaçlı bir yer olmuştur. Ankara Kalesi'ni şimdiye kadar ziyaret etmediyseniz ilk fırsatta gelip geziniz. Mutlaka beğeneceksiniz. Yeni Ankara'yla eski Ankara'yı test etme imkanı bulabileceğiniz bir yer. İlk fırsatta gelip gezmenizi tavsiye ediyorum değerli dostlar. Müsbet de alırım, hatta müsbet de yiyeyim. Sen ne satıyorsun yeğenim? Oho. Sen mi yaptın bunları? Yoksa annen falan mı? Hazır mı? Bazılarını biz yapıyoruz. Bazılarını da hazır alıyorsun. Yani şu bazılarını. İyi, hadi bakalım. İsterseniz şöyle erkek için bileklikler var. Ha, tamam. Doğal taş bileklik. Oldu, hadi iyi işler olsun sana. Buyurun, patlamış mısır paketimiz 3 TL oldu, buyurun. Sıcak sıcak, taze taze, buyurun. Buyurun efendim, taze taze taze, buyurun. Paketimiz 3 TL oldu, buyurun. Yok, o bir yere geldi.